Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bundan 6 gün önce Taksim'de çok üzücü bir patlama gerçekleşti ve 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği dakikalardan sonra İçişleri Bakanı Taksim'de bir açıklama yaptı. Ben mahcubum dedi. İçişleri Bakanı bir terör olayından sonra eğer o terör saldırısını engelleyemediği için, gerekli tedbirleri alamadığı için mahcupsa, mahcupluk kendi görevini layıkıyla yapmamak demektir. O zaman onurlu bir insan o makamı hemen terk eder. Bu İçişleri Bakanı için bir ilk değil. Bundan önce Mersin olayında da, Kadıköy'de de ve buna benzer diğer olaylarda da buna benzer açıklamalarda bulundu. Ama en skandal açıklaması yine bir iki gün sonra Taksim'de verdiği bir demeçte ortaya çıktı. Dedi ki bir yıl önce bütçe, bütçe komisyonunda artık teröristleri ayakkabı numaralarına kadar tanıyoruz. Ne zaman istersek onları orada bulur, enselerinden yakalarız, getirilir." diyen İçişleri Bakanı Taksim patlamasından sonra televizyonların karşısına geçip yüzü hiç kızarmadan İçişleri Bakanı olarak Türkiye'de Nusaybin'de, Kızıltepe'de teröristler fink atıyorlar yabancı ülkenin ajanları fink atıyor, ne yapabiliriz de getirdi. Eğer Türkiye topraklarında teröristler fink atıyorlarsa, eğer Türkiye topraklarında yabancı ülkelerin ajanları fink atıyorsa, sen bir kere o İçişleri Bakanlığı koltuğunda neden oturuyorsun? Bunu milletimize açıklaman gerekir. Neden tedbirleri almadınız? Neden milleti bugüne kadar kandırdınız? Neden milletimize biz terörü bitirdik, biz teröristlerle ilgili her türlü bilgiye sahibiz dediniz? Teröristlerle ilgili her türlü bilgiye sahip olmadığınız, çelişkili ifadelerinle bir Afrin dedin, bir Münbiç dedin, ortaya koyduğun bombanın zanlısı hain PKK PYD terör örgütü mensubu olduğunu iddia eden kadın terörist oradan Suriye'den çıkıp elini kolunu sallayarak bizim ülkemizin topraklarına girdi. Daha sonra daha sonra geldi bir tekstil firmasında, kaçak bir tekstil firmasında kaçak insanların çalıştırıldığı bir firmada işe başladı. Dört ay orada çalıştı. Bu dört ay içerisinde defalarca bombayı koyacağı yerde keşif yaptı. Daha sonra sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle Taksim Meydanı'na geldi ve oradan bombayı ondan teslim aldı. Geldi. Bir bankın üstüne oturup tam 45 dakika bekledi ve bombayı bir saksının dibine bıraktıktan sonra gitti. Üzerinde ne vardı? Üzerinde kamuflaj elbiseleri vardı. Ayağında ne vardı? Ayağında postal vardı. Yani Taksim Meydanı'nda herkesin gözüne batıra batıra bu terör eylemini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı mahcupuz dedi. Altı vatandaşımız, evlatlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız orada vefat ettiler. Senin mahcubiyetinin bedelini milletimiz, canıyla ödedi. Sonra ben ne yapayım? Türkiye topraklarında terör örgütleri, yabancı ajanlar fink atıyor dedim. Şimdi biz de dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe komisyonunda İçişleri Bakanlığı ile ilgili yapılan toplantıda kendisine bütün bu soruları yönelttik. Hatta kendisine Amerika'yı da hatırlattık. Ya sen Amerika'nın arkasındadır dedin. Ondan sonra da bunun arkasından herhangi bir açıklama yapamadın. Sen taziyeyi kabul etmiyorum dedin. Senin genel başkanın sen kim oluyorsun deyip gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın elini sıktı taziyeyi kabul etti. Ya sende hiçbir utanma yok. Hiçbir sıkılma yok. Ama anladık ki durum başka. Süleyman Soylu... Aynı zamanda sadece mensubu olduğu partiyle ilgili bir iddiası yok. Ya da İçişleri Bakanlığı'yla yaptığı görevlerle ilgili bir iddiası yok. Bunları düzgün yapmakla. O kendi siyasi ikbaline çalışıyor. Hem partisine karşı hem ülkede İçişleri Bakanlığı görevini yaparken kendi siyasi ikbalini inşa edecek bir, şekilde kendisini konumlandırıyor. Kendisini her şeyin üstünde görüyor. Öyle ya. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı damadını dahi yedirip orada görevde kaldı ya. Recep Tayyip Erdoğan onu niçin tutuyordur? Neden orada bulunduruyordur? Bir tek nedeni var. Çünkü girdiği bütün kirli ilişkilerde Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi var. O da ona Mesaj yolluyor. Nereden? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Kendisine komisyonda Sezgin Baran korkması sorduğumuzda kara para aklayıcısı dedi ki onu biz devletin en üst biriminden en alt birimine kadar birlikte kaçırdık dedi. En üst birim kim? Recep Tayyip Erdoğan. En alt birim kim? Kendisine varıncaya kadar Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlar. Sezgin Baran Korkmaz o gece neredeydi kaçmadan bir gece önce? Bir gece önce İçişleri Bakanı Soydu'nun makamındaydı. Sonra sonra bu itiraf geldi. Biz bunu sormayacağız mı? Elbette ki soracağız. Birçok soruyu sorduk. Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl kaçırdığını sorduk. Uyuşturucu baronlarının arkasında nasıl durduğunu sorduk. Nasıl suç örgütleriyle beraber ilişki içerisinde olduğunu sorduk ne kadar katil, mafya, baron, suç örgütü lideri varsa onlarla yan yana olan resimlerini sorduk. Bunların hepsini sorduk. O sadece elinde bir kitapçık gibi bir şey, kırmızı yüzünün rengini yansıtan bir kitap. Onu sallayarak belediyeler falan dedi. Ben de kendisine dedim ki eğer onlarla ilgili Belediyelerle ilgili en ufak bir şey varsa şimdi açıkla açıklamazsan namersin dedim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Orada ben bunu burada açıklamayacağım, daha sonra açıklayacağım diye yine eskiden yaptığı numaraları yaptı. Ama milletimiz de gayet iyi biliyor ki onun sözünün arkasında bir gerçeklik yoktur. O şova dayalı bir siyaset yapıyor. Kimliksiz ve kişiliksiz bir siyaset yapıyor. Türkiye'de İçişleri Bakanlığına yakışmayacak bir siyaset yapıyor. Ve bunun üzerine çelişkili ifadeler de veriyor. Üstelik de terör olaylarıyla ilgili de çelişkili ifadeler veriyor. Neden? Çünkü emniyet mensupları kendisine güvenmiyor. Çünkü emniyet mensupları ona doğruyu bilgiyi anında ulaştırmıyorlar. Yapmaları gerekeni yaptıktan sonra bakan sıfatıyla ona bilgi veriyorlar. Neden? Çünkü Soylu'ya güvenmiyorlar. Soylu kendi siyasi ikbali için herkesi satabilecek nitelikte bir kişiliktir. Komisyonda hiçbir sorumuza cevap vermedi. Uyuşturucuyla ilgili sorulara da cevap vermedi. Türkiye'ye binlerce ton uyuşturucu giriyor. Türkiye'nin 81 ilinde met çocuklarımızı öldürüyor. O kendi başarısından bahsediyor. Yüzü kızarmadan bunu yapıyor. Ama biz kendisine bir soru sorduk. Bütün sinir sistemi ayağa kalktı. Birden küfürler etmeye başladı. Hakaretler etmeye başladı. Sorduğumuz soru çok yalın. Kolombiya'dan getirilmek üzere yola çıkacak olan 4.9 ton kokainle ilgili buradaki alıcı diye tutukladığın MK'nin arkasında kim var diye sorduk. Çünkü MK paravan bir kişi. 500 liralık bir şahıs şirketi kendi evini şirket binası olarak göstermiş zavallı bir adam. Peki baron 4.9 ton kokaini teslim alacak baron o kim? Neden bir buçuk yıl adli yardım talebinde bulunmadık diye sormuştuk. Yüzü kızarmadan pandemi var demişti. Şimdi pandemi pandemi mazeretine de sığınamayacağı için birden hakaretler etmeye başladı. Bütçe komisyonu boyunca herkese iftira attı, herkese hakaret etti. Herkese ağır sözler söyledi. Misliyle kendisine iade ettik. Her söylediği sözü kendisine iade ettik. Ne kadar onursuz ve kişilikten yoksun biri adam olduğunu yüzüne karşı söyledik. Peki biz bunu yapmak ister miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığında oturan bir bakana karşı böyle bir davranış biçiminde olması, olmak ister miyiz? Ama bu kişi o makamın ağırlığında bir kişi değil maalesef Bu kişi sadece kendi siyasi ikbali için dışarıda şova yönelik bir siyaset biçimi ve konuşma biçimi sergiliyor. Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere görevde bulunan bütün ilçe belediyelerimizde varıncaya kadar her biri tertemiz vatandaşına hizmet ediyor. Soylu'ya orada da sorduğumuz gibi asla onlarla ilgili en ufak bir bilgiyi ve belgeyi ortaya koyamıyor. Koyamaz da çünkü belediyelerimiz tertemiz. Ama kendi beceriksizliklerini belediyeler üzerinden örtmeye çalışıyor. Neymiş efendim? Mersin'de İstanbul'da terör örgütü unsurları çalıştırılıyormuş. Eğer o unsurlar orada çalıştırılıyordu da sen onlarla ilgili gerekeni yapmadın, onların orada bulunmasına müsaade ettiysen namertsin. Görevini yapmadıysan namertsin. Orada herhangi birisi işe giriyorsa Adalet Bakanlığı'ndan temiz kağıdı alıp da işe giriyor. Siz belediyelere, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı herhangi bir şekilde kumpas mı kuruyorsunuz ki bunu bu şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz? Onun için bizim kendimizle ilgili bir kuşkumuz yok. Ama hem AKP iktidarının yöneticileriyle hem de kimlikten yoksun Süleyman Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçlardan dolayı yargının karşısına çıkacak. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak. Teşekkür ederim.